Merkezi Kayıt Kuruluşu sunar. Evet, ekonomi gazetelerinin manşetlerini okumaya devam ediyoruz. Piyasa yönünde karşınızdayız ve şimdi Dünya Gazetesi'ne geçiyoruz. Nasıl bir ekonomi gazetesinin ardından. Dünya Gazetesi ihracatçılar rekabetçi asgari ücret istiyor. TİM Başkanı Mustafa Gültepe'den asgari ücret tartışmalarına rekabetçilik vurgusu yaptı. Gültepe parite nedeniyle ihracatçıların zorluk yaşadığını vurguladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, asgari ücret 2023 yılında eğer üretici ve ihracatçı 500-600 dolar gibi rakamlarla karşılaşırsa rekabetçiliğimizi daha fazla kaybederiz ifadelerini kullandı. Yani 500-600 dolarda yani 18-60 olsa 60-62 diye 18'den hesap etseniz 99 bin lira yani 9.500 lira olması halinde TİM Başkanı rekabetçi özelliğinin kaybedilme endişesinden bahsediyor. Mustafa Gültepe son iki aydır tek rakamlı olarak büyüme rakamlarıyla karşılaştıklarını belirterek en büyük pazarları olan Avrupa pazarlarında yaşanan resesyonun bu durumdan etkilediğini ifade etti ve 2022 son çeyreği ve 2023'ün ilk çeyreğinde zor geçebileceğini aktaran Mustafa Gültepe, parite değişiminden dolayı ihracatçıların ciddi zorluklar yaşadığını belirtti ki burada 12 milyar dolarlık bir kazanılamayan bir para var. Yani 12 milyar dolarlık bir kayıp var. Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesinden kaynaklı. Türkiye'nin çünkü ithalatı dolarla, ihracatı Avrupa pazarı olduğu için %55'i Euro ile ihracat ettiğimiz için, Euro ile ihracatı gerçekleştirdiğimiz için Euro'nun dolar karşısındaki değer kaybetmesi bizim Euro gelirlerimizin azalmasına, bu da 12 milyar dolarlık bir kazanabileceğimiz artı paranın kazanılamamasına sebep oluyor. Şimdi 12 milyar dolar cepte olmuş olsaydı bugün yıl sonu itibariyle 265 milyar dolardan bahsediyor olacaktık. O yüzden böyle Avrupa Birliği'nde kriz var, Avrupa ülkelerinde resesyon var, Avrupa ülkelerinde durumlar, işler karışık diye sevinenleri anlamak mümkün değil. Çünkü onlar işleri karıştığı zaman, orada üretim yavaşladığı zaman, orada ithalatın, ihracatın azalması, onların talebinin azalması bizim doğrudan etkiliyor. Çünkü Avrupa'ya aldığımızla sattığımız arasında ciddi bir denge var. O yüzden bizim ihracatımızda önemli bir pazar. O pazarın da işlerin iyi olması Türkiye ekonomisi için son derece önemli. Bakın 12 milyar dolarlık kazanabileceğimiz bir parayı kazanamadığımızdan bahsediyorum. Yani çok büyük rakamlar bunlar. Milyar dolarlar hem de bir değil, iki değil, 12 milyar dolarlık bir rakam. Ve TİM Başkanı diyor ki 2021 Avro-Dolar paritesi ortalamasının 1.15 civarında olduğunu, 2022 yılında paritenin gittikçe aşağıya düştüğünü hatırlatıyor ve parite değişikliğinin Türkiye'nin ihracata etkisi 10 ayda 12 milyar dolar. Bakın 10 ayda 12 milyar dolar olduğunu. Demek ki biz yıl sonu itibariyle Kasım aralığı koyarsak bu 15 milyar doları bulacak. Aslında şu anda 264-265 milyar dolar konuşan bir Türkiye'den bahsedecektik diyor. Bakın aynı şeyi söylüyoruz. 250 milyar dolar ilk 10 ayda 12 milyar dolar. Bir yıl hesapladığınız zaman 15 milyar dolar olsa 250 milyar dolar artı 15 milyar dolar daha 265 milyar dolar yapar. Türkiye 265 milyar dolar kazanabilecekken 250 milyar dolar kazandı. O yüzden Avrupa bölgesindeki ekonominin iyi olması lazım. 2023 Avrupa için, Amerika resesyon konuşmuyoruz artık. Amerika'da ben resesyon olacağına inanmıyorum ama Avrupa Birliği için 2023 yılı kritik, zor geçecek. Ama Avrupa tabii ki tedbirini alıyor. Şimdi Türkiye'den evet bahsediyor ve kayıpla beraber rekabetçiliğimiz de düştü. Euro'nun dolar karşısında değer kazanması bizi diğer ülkelere göre çok daha avantajlı hale getirir ifadelerini kullandı. Euro bizim için çok önemli olmalı ve asgari ücretin de makul düzeyde olması gerektiğini sendika başkanları da yani Türkiye İşveren Sendikaları Başkanı da ifade etmiş. Devam edelim efendim Dünya Gazetesi'ne. Tarım güçlü yatırım bekliyor. Pandemi sürecinde gıda tedariğinin hayati önemi hissettiğini ve ülkeler tarım politikalarını gözden geçirirken sektör
Türkiye'de yatırımlardan en düşük pay almaya devam ediyor. Türkiye'de toplam tarım arazileri son 30 yılda 5'te 1'e yakın oranda azaldı. Yılın ilk 9 ayına ait açıklanan teşvik istatistiklerine göre bakıldığı zaman tarım yatırımlarından en düşük pay alan sektör olmaya devam ediyor. Ocak-Eylül döneminde hazine tarafından düzenlenen 8.992 teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen toplam 360 milyar TL'lik yatırımda tarım sektörü sadece bakın 8.992 teşvik belgesi veriliyor. Bu 8.992 teşvik belgesinden sadece 288 teşvik belgesi sadece tarıma verilmiş ve 7 milyar lira yani 360 milyar liradan sadece 7 milyarlık bir teşvik almış 2022 yılında. Buna göre teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek her 100 liralık yatırımın sadece 1.9 lirası tarıma gidiyor. Naki Bakır'ın haberi, önemli bir haber bu. Bunu daha detaylı olarak Dünya Gazetesi'nde de okuyabilirsiniz. 1.9 lirası bakın, 100 liranın 1.9 lirası tarıma gidiyor. Tarım ve sanayideki büyüme oranları zaten düşük. Tarım sektöründeki ve sanayi sektöründeki büyüme oranları düşük. Bu büyüme oranları düşük olduğu için hem imalat sanayi hem de tarım sektörü bizim için son derece önemli iki sektör. Devam edelim. Evet, Dünya Gazetesi'ndeki son haberde TOG İstanbul Havalimanı'nda sergilenmeye başlandı. Türkiye'nin otomobili TOG'un sedan modeli İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde ay sonuna kadar sergilenmeye başlandı. Havalimanında yerli ve yabancı yolcuların yoğun ilgi gösterdiği otomobilin fotoğraflarını çekmek isteyenler aracın çevresinde kalabalıklar oluşturdu. 2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C-SUV'u banttan indirmeye hazırlanıyor. Mart ayında bahsedilmişti. Bu Mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2023'ün Mart ayında satışların ilk banttan indirimin bahsedileceği söylenmişti. Konsept akıllı cihaz olarak isimlendirildiği konsept otomobil İstanbul Havalimanı'nda sergilendi diyoruz ve devam edelim. Şimdi son gazetemiz Analiz Gazetesi. Analiz Gazetesi'nde Tim Başkanı Mustafa Gültepe, evet bugüne damgasını vurdu. Enflasyon artar, kurun aynı kalırsa rekabetçi özelliğimizi kaybederiz. Az önce de söyledim. Tim Başkanı Mustafa Gültepe, kurun da enflasyon kadar artması gerektiğini ifade etti. Ve Gültepe, enflasyon artarken kur aynı kalırsa Türkiye rekabetçiliğini kaybeder, mevcut pazarlarda gerileme başlar. Gültepe ayrıca asgari ücret tartışmalarına değinirken de üretici ve ihracatçı 500-600 dolar gibi rakamlarla karşılaşırsa rekabetçiliğimizi kaybederiz. 500 dolar dedi, bakın 1000 dolar 18.600 lira. Şimdi ikiye böldüğünüz zaman 9.300 lira, 500 dolar. Demek ki ihracatçılar 9.300 doların altında bir rakam gelmesi. 500 doların üzeri, yani 9.000 liranın üzerinin ihracatta rekabetçi özelliğimizi kaybedeceğimize inanıyor Tim ve ihracatçılar. Devam edelim. Evet, Gayip Başkanı aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Birliği Tim Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci 11 aylık ihracat rakamlarını açıkladı. İhracatın büyümeye net etkisi %17. Tim Başkan Vekili ve Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci bölgenin 11 aylık ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre bölge ihracatı, yani Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ihracat rakamlarına baktığımız zaman Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %6,5'luk bir artış gerçekleşti ve 11.3 milyar dolar rakamına ulaşıldı. 11 milyar doların üzerine çıktı Güneydoğu Anadolu bölgesinden yapılan ihracat. Ahmet Fikret Kileci açıklamasında ihracatın ülke ekonomisindeki önemine vurgu yaptı ve ekonomimiz 3. çeyrekte %3.9 büyüdü. Net ihracat büyüklüğüne katkısı ise 0.7 puan oldu. Yani büyümenin %17'si net ihracat kaynaklı. İhracat üretim ve istihdam demektir. Rekabetçi ürünlerle ihracatımızı büyütmek ve daha katma değerli hale getirmek için markalarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz açıklamasında bulundu Tim Başkan Vekili. Türkiye'ye ihracatı konuşmaya devam edecek. Devam edelim biz de Analiz Gazetesi'ndeki son haberimiz. Enerji dünyası hidrojen çağına giriyor. Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği Başkanlığı'na seçilen Yusuf Günay, yeşil hidrojen üretimi ve
kullanımı, yeşil dönüşümün en önemli aşaması olarak gördüklerini söyleyen Günay, büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Hem iklim eylemi hem sürdürülebilirlik hedefleri bunu zorunlu kılıyor. Bir hidrojen çağı geliyor. Bu dönüşüm hızla hayata geçmeli ifadesini kullanmış Analiz Gazetesi'nde sizlere aktaracağımız son haberimizdi. Şimdi gündemde öne çıkan başlıklarda tabii ki piyasanın yönünde Borsa İstanbul diyoruz. Borsa İstanbul önemli. Borsa İstanbul'da biliyorsunuz 0.85'lik değer kazandı ve günü 5000 puandan kapandı. 5000 seviyesinde kapandı. Ve önceki kapanışa göre 42.37'lik bir artış var. Toplam işlem hacmi 113.5 milyar TL'lik bir işlem hacmi gerçekleşmiş. Ve bu işlem hacmine baktığımız zaman yabancıların oranı %29, o da zaten Türkiye'deki işte bankacılık sektörü başta olmak üzere yani Türkiye'de yatırımı olan yabancılardan bahsediyoruz. Yani yeni bir yabancıdan bahsetmiyoruz. Bankacılık endeksi 0.41 ve holding endeksinde de 0.98 değer kazandığını görüyoruz. Zaten holding sektöründeki hisselerin şu anda fiyat kazanç oranlarına baktığınız zaman seviyelerinin oldukça düşük olduğunu görüyorsunuz. Sektör endeksi arasında en çok kazandıran 2.61 ile ticaret, en çok kaybettiren de 2.25'te turizm olmuş. Ticaret sektörü çok kazandırmış. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan veriler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in sıkılaşma sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceği endişesini beraberinde getiriyor. Fed biliyorsunuz şu ana kadar 375 bas puanlık bir artış gerçekleştirmişti. Kümülatif olarak kümülatif sıkılaşmada toplam faiz artışı 375 bas puan. Aralığın işte 13'ünde enflasyon rakamları açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri'nde. 14'ündeki FED toplantısında bakalım Powell %50 bas puanlık bir artış. 0.5 puanlık bir artış, 50 bas puanlık bir artıştan bahsediliyor. Yani 3.75 yani olacak 4.25. 425 bas puanlık bir artışa tekabül edecek. Ama Ocak'ta biliyorsunuz FED'in toplantısı yok. Şubat'ta ve Mart'ta. Ve bundan sonraki ilk çeyrekte 25'er 5 bas puanlık bir artış bekleniyor ama veriler aslında Amerika'nın teknik resesyondan çıktığını gösteriyor. Üst üste büyümeler de gerçekleşti. Veriler de, rakamlar da iyi geldi. Enflasyon da beklentilerin altında geldi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama yine faiz artışının devam edeceği, yani bunun hani faiz indiriminin daha başlamayacağını zaten bu veriler de bize gösteriyor. Fed işi sıkı tutuyor. Bunun yanında yurt içi piyasalara baktığımız zaman da hazine nakit dengesi bugün açıklanacak. Hazine nakit dengesindeki son duruma bakacağız. Yurt dışında Avrupa bölgesinde büyüme rakamları. Avrupa bölgesindeki büyüme rakamları bizim için çok önemli. Çin'de dış ticaret dengesi rakamları yeni geldi. Hemen size son dakika olarak onu da vermek istiyorum. Çin'deki dış ticaret rakamları iyi gelmedi. İyi gelmedi. Bugün bekliyor. Çin tabii bizden şimdi güne başladılar onlar. 5-6 saat önden gidiyorlar. Şu anda öğlen saatlerinde. Çin'den gelen dış ticaret rakamları hem ithalat ayağında hem de ihracat ayağında bakın Türkiye'nin gelecek yıl 2 nokta büyümesini bekliyor Fitch. Ama Çin'den gelen ihracat rakamlarına baktığımız zaman bunun da düşük geldiğini görüyoruz. Hem ihracat rakamında hem de ithalat rakamında bir düşüş söz konusu. Bunu da yeri gelmişken burada ifade edelim. 8,7 oranında bir azalma var. Evet, 8,7 oranında Çin'in dış ticaret rakamlarında bir azalma var. Bu azalma Çin'in COVID tedbirlerini devam edip etmeyeceği, tabii çok paralel bunlar. Çin'deki dış ticaret verilerindeki bir azalma dünya için çok önemli. Çok önemli çünkü Çin dünyanın hem ithalatçısı hem de dünyanın en büyük ihracatçı ülkesi. Yani Çin'de çarklar, yani Çin'deki üretim dünyanın fabrikası için, öyle söyleyeyim. Dünyanın fabrikası. Bu fabrikada işler iyi giderse dünyada işler de nispeten daha iyi gidiyor. Bu arada Almanya'da sanayi üretim endeksi açıklanacak bugün. Ona da bakacağız. Bunu da buradan ifade edelim. Şimdi TİM Başkanı'nın özellikle rekabetçiliğimizi kaybederiz. Asgari ücret konusunda 500 ile 600 doların aşmaması gerektiğini ifade etti. Rekabetçiliğimizi kaybetmememiz açısından ve Türkiye'nin özellikle 2023 yılında ilk 6 ayında da ikinci 6 ayında da ihracatının %10 büyüttüklerinin de altını çiziyor Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı.
Kuzey ve Güney Afrika hedef pazarlar haline getirdi Türkiye. Bunun altını çizelim. Burada az önce söylemediklerim var. Onları size aktarayım. Güney Kore ve Venezuela'ya gidiyor Türkiye. Bakın çıkış yolu nedir? Yeni pazarlar bulmanız ve ürünlerinizi yeni pazarlara ihracat yapmanız. Bu arada Güney Kore ve Venezuela, Güney Kore ile bir serbest ticaret anlaşmamız var. Türkiye'nin Güney Kore ile bir serbest ticaret anlaşması var. Gümrüksüz burada işlemler gerçekleşiyor. Yeni hedefte Kuzey ve Güney Amerika hedef pazarları haline getirdiklerini söylüyor. Eyalet eyalet gezip oradaki mevcut pazarları yukarıya doğru çekmeyi hedeflediklerini ifade ediyor. Ve dolar paritesinin, euro dolar paritesinin de bizim aleyhimize olmasının Türkiye'nin ilk 10 ayda 12 milyar dolarlık bir kazanabileceği para varken kazanamadığını söylüyoruz. Yani 12 ayda 15 milyar dolar olsa Türkiye'nin toplam kaybı 250 milyar dolar ihracat yaptığımızı hesap edelim yıl sonu itibariyle 265 milyar dolar olabilecekken 15 milyar dolarlık bir kazanabileceğimiz bir parayı kaybettik. Neden? Avrupa ekonomisi kötüye gitti. Euro'nun dolar karşısındaki değer kaybetmesinden. Türkiye ikinci bir zararı da sterlinden gördü, pound'dan. İngiltere'nin yanlış ekonomi politikaları zaten biliyorsunuz 3 başbakanın başını yedi. Onun yüzünden de çünkü Türkiye'nin İngiltere ile olan hem serbest ticaret anlaşması var Aralık 2020 yılında imzaladığı hem de bu serbest ticaret anlaşmasından dolayı Türkiye'nin dış ticarette fazla verdiği bir ülke İngiltere. Yani İngiltere'ye sattığınız daha fazla aldığınızdan. Şimdi pound da dolar karşısında değer kaybedince hem Euro'dan 12 milyar dolarlık 10 ayda bir zararı oldu Türkiye'nin. Hem de pound'dan dolayı pound gelirlerimizde de bir azalma oldu. Yani doların değer kazanması ve pound'un ve gelişmiş ülkelerdeki İngiltere para birimi sterlinin ve Avrupa para birimi euro'nun değer kaybetmesi bizim gelirlerimiz euro ile ve sterlinin olduğu için burada bir düşüşe sebep oldu. Tim Başkanı da bunun altını çizmiş. Bu arada Türk İş Başkanlar Kurulu Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında bir toplantı yapıyor. Ve bu yaptığı toplantıda da bugün gerçekleşecek bu toplantı 7 milyondan fazla çalışanı yakından ilgilendiren bu asgari ücret belirleme konusunda bir karar verecekler. İşçi işveren hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik asgari ücret tespit komisyonu bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bu toplantılar yapılacak. Sonra 14'ünde ikinci bir toplantı yapılacak ve açıklanacak. 34 sendikanın yöneticileri bu toplantıya bugün katılacak. Ve bugünkü asgari ücret tespit komisyonunda da açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasındaki rakamlar ve gıda enflasyonundaki oranlar ve ücretlerdeki gelir vergisi yükü gündeme gelecek. Bu arada Türkiye İşveren Sendikaları Başkanı Akyol'un açıklamaları var. Asgari ücret taban ücrettir diyor ve imkanı olan üzerinde vermesi gerekir diyor işveren temsilcisi. Makul olması gerekir. Bunun üzerinde ücretler vermeye de teşvik ediyoruz işverenleri demiş. Ve TİSK'in yönetim kurulu başkanı Özgür Burak Akkol, genç bir iş insanı, TİSK'in 28. olağan genel kurulunda bir konuşma yaptı. Ve 60. yaşını kutladıklarını söyledi TİSK'in, Türkiye İşveren Sendikaları, işverenin temsilcisi. Ve burada 60 yıldır Türk işvereninin 40'a aşkın ulusal ve ondan fazla uluslararası platformda temsil edildiğini hatırlattı ve Türkiye'nin ve dünyanın içinde bulunduğu durumdan bahsediyor ve çalışanlarımıza doğrudan 5 milyar lira maddi destek sağlandığını söylüyor. Salgın döneminde kısa çalışma uygulamaları devletimizin liderliğinde hep beraber hayata kısa çalışma ödeneği biliyorsunuz verildi ve kısa çalışma konusunda devlet işverene destek oldu kimse işten çıkmasın diye. Ve işçi ve işverenimiz de gerekeni yaptı. Biz de kanunen zorunlu olmasa da örnek işverenler olarak devletimizin verdiği kısa çalışma ödeneğinin üzerine tamamlayalım istedik demiş. Ve TİSK camiası dışında da uygulamayı teşvik etmek için devletimizle beraber çalışmaya devam edeceğiz diyor. Bu arada özellikle hafızaların sık sık yanıltarak zorlu bir dönemden geçtiğimizi, hasarsız geçtiğimizi, bu dönemde de bizi etkileyen, bizi dinleyen ve bize desteğini veren Cumhurbaşkanı'na da teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı da zaten bir konuşma yaptı bu toplantının sonunda, TİSK'in toplantısında.
ve bunun devamı için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ayrıca her zaman ifade ediyoruz, asgari ücret taban ücrettir, makul bir ücret olması gerekir. İmkanı ve gücü olan işverenlerimize de daha yüksek vermeye teşvik ediyoruz, diyor TİSK Başkanı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon ile asgari ücret konusunda da bu TİSK'in 60. yıl dönümünde bir konuşma yaptı. Yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak. Önümüzdeki Şubat'tan itibaren daha makul ve kontrollü, kolay bir yere geleceğiz. Asgari ücret konusundaysa gereken fedakarlıkları yaparak çalışanların hak ve refahlarını ne kadar korursak ortak hedefimize o derece hızlı bir şekilde ulaşabiliriz açıklamasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Türkiye İşveren Sendikaları Başkanı ve kurulunda da bir konuşma yapıyor. Bu konuşmada da ifadelerde bulunmuş, ekonominin ve iyileşmenin sürdüğünü dile getiriyor ve hızlanacak ve enflasyonda bir düşüşün yaşanacağını hep birlikte göreceğiz ifadelerini kullanmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bu arada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Kasım'da onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı yıllık %5 oranında azaldı. Onaylanan sanayi kapasite raporunda bir düşüş var. TOP tarafından Kasım'da onaylanan sanayi kapasite raporunda %5 azalışla 4646 oldu. Yılın 11 ayında onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre %4 artarak 50.062'ye çıktığını söyleyelim. Ve bu kapasite raporu düzenlenen ilk 3 ile baktığımız zaman 1265 raporla İstanbul, 314 raporla Bursa, 313 raporla da Ankara geliyor sıralamaya. Şimdi bu arada Başkent Organize Sanayi Bölgesi Ankara'nın göbeğinde ve orada önemli bir yatırıma imza atılıyor. Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde. Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Şade Türk, Ankara sanayisinin yıllarca beklediği bu demiryolu projesinin hayata geçirileceğini ifade ediyor ve 24 saat içinde demiryoluyla Ankara'da özellikle Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde ve diğer çevre organize sanayi bölgeleri ve çevre illerin organize sanayi bölgelerinden de buraya ürünlerin buraya geleceğini ve burada da ciddi anlamda üretimin limanlara gideceğini, 24 saat içinde limanlara geçileceğini söylüyor. İlk tuğlası 2003 yılında atıldı Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nin ve Türkiye'nin 20 yıl içinde sevgili izleyiciler en büyük 5. organize sanayi bölgesi olmayı başardı. Bünyesinde 400 fabrika barındırıyor. Bir yandan Koç Holding'in 32 milyar liralık bir batarya yatırımı var Başkent Organize Sanayi. Bunu hatırlatalım. Buna ev sahipliği yapıyor ve demir yoluyla da dünyaya bağlantıları çok daha kolay olacak. Ve OSB Başkanı Şadi Türk ihalesi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları tarafından yapılan demiryolu yükleme boşaltma platformunu tamamlamak üzere olduklarını belirtiyor. Yani işler çok hızlandı burada. Ve limanlara 24 saat içinde ulaşabileceğiz ifadesini kullanmış. Ankara'yı bir sanayi kenti yapma vizyonuyla ortaya çıkan bu proje sayesinde Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ne yer alan firmalar dahil olmak üzere tüm bölge içinde öncü bir yatırım olacak ifadesi kullanılıyor. Ve burada 2023'te faaliyete geçecek. Ne zaman faaliyete geçecek? 2023 yılında Ankara'nın başkentinden, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nden limanlara, Türkiye'nin bütün limanlarına 24 saatte ürünler, tankerler, konteynerler gidebilecek. Artık sadece havayolu değil, limanlara da bu şekilde mal gönderebileceğiz ifadesini kullanıyoruz. Ve bu arada Koç Holding'in burada bir batarya yatırımının olduğunu hatırlatalım. Diğer yatırımlara şöyle bir bakıyorum. Bunun yanında Kalyon'un hayata geçirdiği panel yatırım fabrikası var. Önemli bir yatırım bu da. Yine bakıyoruz batarya yatırımının dışında yine burada maden aşamasında panel aşamasına üretimi gerçekleşen panel fabrikası da dünyada bu yeteneğe sahip 5-6 yatırımdan biri olarak görünüyor. Ve burada Aselsan gibi, Havelsan gibi savunma sanayinin de pek çok yatırımların olduğunu söyleyelim. Bu arada bir son haberimiz. Zincir marketlere Ticaret Bakanlığı bilgilendirme zorunluluğu getirdi. Ticaret Bakanlığı perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yaptı. Buna göre şube sayısı 200'ün üzerinde olan zincir marketlerde, mağazalarda satışa sundukları ürünler ve şubelerine ilişkin verileri bakanlıkça belirlenen sisteme aktarma zorunluluğu geldi diyoruz ve reklama gidiyoruz.
Merkezi Kayıt Kuruluşu sundu.